Sayın Belediye Başkanı, Sayın Mülki İdare Amirleri, Siyasi Parti Başkanları ve Yöneticileri, Sivil Toplum Kuruluşları'nın değerli başkan ve yöneticileri, Oda ve Borsamızın kıymetli üyeleri, değerli misafirler ve basınımızın güzel temsilcileri. Karacabey Belediye Başkanım, çok değerli kaymakamım ve çok değerli protokol üyeleri, hanımefendiler, beyefendiler. Öncelikle Tarım ve Hayvancılığın başkenti Karacabey'e hepiniz hoş geldiniz. Karacabey'de her geçen gün tarımı büyüyor, hayvancılık büyüyor. Bununla da ilgili olarak tarım ve hayvancılık ile ilgili makine, ekip, ekipman yapan iş yerlerimiz büyüyor. Bu yıl 6.sını düzenlemiş olduğumuz tarım ürünleri fuarına katkılarından dolayı öncelikle Sayın Belediye Başkanı Bülent Özkan'a ve emeği geçen herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Sayın Büyükşehir Belediye Başkanı, Karacabey Kaymakamım, Karacabey Belediye Başkanı, Sivil Toplum Örgütü'nün değerli başkanları, muhtarları, Karacabeyli hemşerileri. Benim için ayrı bir önem arz ediyor. Çünkü doğup büyüdüğüm bir yerde Bursa merkezden bakıyorum. Geldiğim şehre baktığımda 600 yıllık Osmanlı'yı doyuran Karacabey bugün tarımsal gelişmeleri bitirmiş, aynı zamanda ekipman anlamında, turizm anlamında farklı şeyler söylendi şehre. İnşallah bundan sonraki süreçte daha büyüyen Karacabey'de, daha geniş mekanlarda beraber olmak dileğiyle saygılar sunuyorum. Teşekkürler. Kıymetli Büyükşehir Belediye Başkanım, değerli kaymakamımız, çok değerli protokol mensupları, hanımefendiler, beyefendiler, kıymetli basın mensupları, hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. 6.sını bu yıl düzenlediğimiz ve her yıl sizlerin katılımıyla daha da güçlenen, daha da büyüyen tarım ve hayvancılık fuarına teşriflerinizden dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Emeği geçen odalarımıza, borsalarımıza, personelimize, renkli fuarcılara da ayrıca teşekkür ediyorum. Evet, biz nerede tarım, orada varım diyoruz ve baktığımızda bugün fuarımızda da hamdolsun tarımla ilgili bütün kurumları bir arada görmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Tarım İl Müdürlüğü temsilcilerimiz burada, ticaret borsamız burada, ziraat odalarımızın temsilcileri burada, Bursa Ticaret Borsamız, Karacabey'imizden çıkan ve bizi Bursa'da temsil eden değerli başkanımız burada, Kırsal Kalkınma Müdürümüz, Bursa Büyükşehir Belediye'miz burada ve her zaman kırsala yaptığı hizmetlerle, geçtiğimiz günlerde de yaptığı güzel sunumuyla bizlerin tarım kesiminin, üretici kesiminin medarı iftarı olan Büyükşehir Belediye Başkanımız burada. Evet, İPAT temsilcilerimiz burada, muhtarlarımız burada, kısacası tarımla ilgilenen herkes burada. Bursa Ticaret Borsamızın değerli başkanı Sayın Özer Matlı'nın ifade ettiği gibi Karacabey'imiz sadece tarımsal ürünleri üreten bir merkez olmaktan çıkmış, tarımsal sanayiyle de bunu taşlandırmış kıymetli bir ilçemizdir. Ve bakıldığında Karacabeyli sanayicilerimiz bizi tarımla ilgili bütün uluslararası fuarlarda, ulusal fuarlarda başarıyla temsil etmekte ve birçok ülkeye Karacabey'de üretilen tarımsal zirai aletleri, ekipmanları ihraç etmekte ve ilçemizin adını oralarda duyurmaktadır. Evet, biz 3T demiştik Karacabey'in büyümesi, gelişmesi, kalkınması için. Tarımsal yatırımlar, teknolojik yatırımlar ve turizm yatırımları. Hamdolsun bu 3 alanda da çalışmalarımız hem Karacabey Belediyesi olarak, hem Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak, hem de merkezi iktidarımız, hükümetimiz açısından sürdürülmekte, takip edilmektedir. Ve biraz hafızalarımızı tazelemek açısından şu anda Karacabey'imizi ilgilendiren devasa projelerden sadece başlık olarak bahsetmek istiyorum.
İşte İzmir İstanbul Otoyol Projesi. Devasa bir proje. Sadece bizlerin, insanların değil, aynı zamanda burada çiftçilerimizin, köylülerimizin ürettiği tarımsal ürünlerin ve bununla birlikte tarımsal sanayi tesislerinin, fabrikalarının ürettiği ürünleri İstanbul'a 1,5 saatte, İzmir'e 2-2,5 saatte. Yani kaba bir tabirle Türkiye'nin yarısından fazla bir nüfusu barındıran bu bölgelere çok kısa bir zaman diliminde hem kendi ulaşımımız hem de bölgemizdeki üretilen ürünlerin ulaşımı mümkün olacaktır. Yine tarımı ilgilendiren devasa projelerden bir tanesi Yeşildere Barajı inşaatı devam etmekte. İnşallah 2018 yılında hizmete açılması beklenmektedir. Yeşildere Barajı bir taraftan devam ederken işte Bakan Bey'imizin, Orman Su İşleri Bakanımız Sayın Veysel Eroğlu'nun, kendisine buradan bir kez daha teşekkür ediyorum. Daha önceki görüşmelerimizde bir bölgede bir baraj inşaatı varsa ikincisine o bitmeden başlamayız demişti. Prensibimiz bu demişti. Ama Bursa'da yapılan koordinasyon toplantısında Sayın Bakanımız bu 50 yıllık bir efsane. Herkes söyledi, bütün iktidarlar dile getirdi. Fakat gerçekleşmedi, inşallah size nasip olur dediğimizde de hemen bürokratlarına talimat verip pazartesi Ankara'dan yetkilileri gönderip şantiyenin buraya kurulmasını sağladı ki hem tarımsal sulama hem de Karacabey'imizin, kırsalımızın 50 yıllık 60 yıllık sağlıklı içme suyunu karşılamamız noktasında çok önemli bir proje olduğunu ifade etmek istiyorum. Yine bununla birlikte Taşpınar mahallemizde 8000 dönümlük bir alanda yeni nesil organize sanayi bölgesi Teknosap yine Karacabey'in sınırlarında olacak ve Karacabey'i Türkiye'nin gündemine bu projeyle sokmak mümkün olacaktır. Yine Büyükşehir Belediye'mizin işte 35 yıl önce yapılan altyapının yetersizliğine vurgu yapmıştım. Sağ olsun Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Recep Altepe Buski yetkililerine talimat verdi. 3 yıl zarfında geçmiş parayla 170 trilyonluk bir yatırım içme suyu, kanalizasyon, yağmur suyu şebekesi ve arıtma imalatlarında kullanılacak inşaatlarına başlandığı müjdesini vermek istiyorum. Evet değerli hemşerilerim, bununla birlikte bölgemizi ilgilendiren projelerden bir tanesi de Yeniköy Boğaz'da sahil projesi. Biliyorsunuz çok uzun sahillere sahip olan bir yerimiz Yeniköy. Bunun da inşaatı, imalatı başlandı. İnşallah en kısa sürede Karacabeylilerin hizmetine girecek. Bu vesileyle gene Büyükşehir Belediye Başkanımıza ben teşekkür etmek istiyorum. Ve son olarak da son bir gelişmeyi hatırlatmak istiyorum. Tarımda en fazla sıkıntı çektiğimiz konulardan bir tanesi tarımsal planlama. Arz ve talep dengesinin kurulamaması. İşte bununla ilgili olarak bakanlığımız havza bazlı üretim modelini öngörüyor ve bu konuda çalışmalarını yürütüyor. Bu ürünlerden bir tanesi bölgemiz açısından en önemlisi Susurluk Şeker Fabrikası'nda işlenecek şeker pancarıydı. İşte biz Karacabey Belediyesi olarak burada da inisiyatif aldık. Karanlığı sövmek yerine bir ateş yakmak istedik. Ziraat Odası Başkanımızla, ilçe başkanımızla, komşu ilçe başkanlarımızı, belediye başkanlarımızı, Ziraat Odası Başkanlarımızı Karacabey'de bir toplantıya davet ettik. İkinci toplantı Susurluk'ta daha geniş katılımlı olarak yapıldı. Bandırma Belediye Başkanımız, Manyas Belediye Başkanımız, Susurluk Belediye Başkanımız ve örgüt temsilcileri katıldı. Daha sonra Ankara'ya girdik ve bu bölgelerde şeker pancarının üretilmesi noktasında mutlu sonuca ulaştık ki gerçekten tarımsal planlama açısından çok önem arz eden bir ürün. Burada tabii ben hem üreticilere özellikle tüketicilere şu hatırlatmayı yapmak istiyorum. İnsan sağlığına zararlı nişasta bazlı şekeri kullanmayalım. Bununla ilgili bakanlığımızın zaten çeşitli çalışmaları olacak. Şeker pancarından üretilen sağlıklı şeker mamullerini kullanırsak hem kendi sağlığımıza hem
hem de Türkiye'deki üreticilere katkı sağlamış oluruz diyorum. Hepinizi tekrar teşriflerinizden dolayı sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Çok değerli dostlar, Bursa'mızın Karacabey'imizin çok değerli yöneticileri, sayın milletvekilimiz, çok değerli kaymakamımız, ilçe belediye başkanımız, ticaret borsamızın değerli başkanı, Karacabey'imizin çok değerli borsa ticaret odası başkanlarımız, ziraat odalarımızın değerli başkanları, üretici birliklerimiz, çok değerli üreticilerimiz, değerli çiftçilerimiz ve güzel Karacabey'imizin güzel insanları, hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Hepinize hoş geldiniz. Evet, bugün güzel bir gün. Burada Karacabey'de gıda, tarım ve hayvancılık fuarını açıyoruz. Özellikle güzel duygular için burada toplandık, güzel şeyler için. Burada üretimin artması için, üretici kardeşlerimizin güçlenmesi için, kendilerine pazar bulabilmeleri için, tarımı, çiftçiliği, hayvancılığı en güzel şekilde yapabilmeleri, sektörlerin gelişmesi için büyük bir buluşma. Her yıl gelişerek devam ediyor. Ve 6. defa başarılı bir uygulama. Az önce borsa başkanımızın belirttiği gibi artık bu alan yetmiyor. İnşallah daha büyük alanlar. Çünkü Karacabey üreten merkez. Karacabey çalışkan insanların merkezi. Buradaki insanlar işini bilmiyor, biliyor. Ve buradaki insanlar çalışkan insanlar, üretiyor, kazanıyor. Ve kazanmaya da devam edecek. Ben tarih boyunca burada güzel üretimler yapıldığını gördüm. Karacabey'de en güzel ürünlerin üretildiğini gördüm. İsmi Türkiye'nin her yanında, tüm coğrafyalarda var. İnşallah şimdiden sonra da Karacabey örnek olacak, öncü olacak. Çocukluğumdan beri de geliyorum. Buradaki insanların nasıl çalışkan olduğunu, tarımı da en güzel şekilde, çiftçiliği de en güzel şekilde yaptıklarını da biliyorum. İnşallah şimdiden sonra da bunları geliştirmek bizlerle birlikte olacak. Evet, Türkiye'miz gelişiyor, Türkiye kalkınıyor. Yok edilmek istenen bir ülke, yerle bir edilmek istenen bir millet, tarihten silinmek istenen bir millet yok edilemedi. 80 milyonluk Türkiye Cumhuriyeti dimdik ayakta. İnşallah şanlı bayrağımız kıyamete kadar daha da almaya da devam edecek. Bizler de bunu en güzel şekilde sağlayacağız. Evet, üreticimiz için ne yapsak az, sizler için ne yapsak az diyoruz. Özellikle bu fuarımız, tarım ve hayvancılık fuarımız, özellikle fırsatların geliştiği yerler olsun, sektörümüze katkı sağlasın ve tüm üreticimize hayırlı, uğurlu, bereketli olsun diyoruz. Bize saygılar sunuyoruz. Tarafından bu yıl 6.sı düzenlenen gıda tarım